Bana Simokin lazım olan Simokin alayım. Ya ne Simokin'i ya? Vallahi bir programın Simokin. Lan kardeşim ne lan manyak. Allah aşkına. Küfür ettirme bana kendi kendime ya. Ben edeceğim kendi kendimi görünce. Allah Allah. Ya. Bombok olur. Bombok olur. Sen yalnız bana bir tane haham şeyi buluyorsun yuvarlak. Tamam mı? Simsiyah bir eşofman altı, şey üstü, sweat üstü, bir de haham şeyi açık renk. Haham şapkası. Bir gün öyle. Resmi inanayım söz seni öyle giydireceğim. Yani buradaki o çıkıyor elimizi kaldırdığımızda. Kupayı kaldırınca çıkar. Bir tane büro istiyorum. 3 artı 1 ivedi. Buna pis burun derler koçum. Günaydın abim, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ne var, ne değilsin? Harikayım. Tabii Sait Hoca'yı gönderdin ya. Harika olursun tabii. Gitsin 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 dedim. Bak sonunda gitti. Yani yaradan dualarımı kabul etti. Ne diyorsun abi Sait Hoca'nın gidişiyle ilgili? Paraya gitti diyorlar. Evet. Paraya bolu sporu sattı. Başkana da bir sürü zarar verdi. Bir sürü oyuncu aldırdı. Hoş, aldırdığı oyuncuların içinde iş yapacak oyuncularımız var. Var. İnşallah gelen hocamız. Kendisi 10 numara oynadığı için zamanında. Forvet iyi değerlendireceğine 10 numara oynamış. Sağ ayağını kullanan bir 10 numara olarak gündemde yani. Ne diyorsun peki abi yeni hoca için? Bence diyorum ki başarıya aç bir hoca. Yani teknik direktörlük kariyerine baktığım zaman bir Erzurum Spor var. Çok fazla o kariyere bakmamak lazım. Sait'e baktığımızda da çok kariyer vardı ya, tabii, ama. Tabii illa ki. Adam bariyer çıktı abi, kariyer değildi. Başarılı değil, başarıya aç. İnsanları istiyoruz dedi. Yani şimdi Muzaffer Hoca ile ilgili bazı olumsuz duyumlarım vardı. Ben de bunu paylaşayım düşünmüştüm ama sonra bir araştırdık. İyi bir insan oldu, ortaya çıktı. Tabii biz orada ilk paylaşımlarda hep bunu yapıyorum ben. Sonra da üzülüyorum yaptığımdan ama. Önce bir sallıyorsun. Sallıyorum evet. Yalnız Sait Hoca ilk geldiğinde sallamamıştım da. Yani arada bir sallamaktan gelmek daha mantıklı. Sallamadan olunca da kaçıp bırakıp gidiyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Savaş Başkan ciddi sıkıntılarla mücadele ederken bir de Sait yüzünden hoca arayışına girmek zorunda kaldı ki burada başkanı bir kez daha takdir etmek lazım. Arkandayım, yanındayım diyen belediye başkanımız şu an yanında olduğuna inanmıyorum. Vallahi çünkü başkanın... Bir kuruş destek olmamış herhalde yani. Olmaz, olmaz. Niye olsun? Şimdi şov yaparken, para harcamak varken Bolu Spor'a katkıya ihtiyacım var. Çünkü nasıl olsa belediye başkanı olurken o şovunu yaptı. Abdullah döneminde yaptı. Yardımlarını yaptı. O dönem ne derece doğru bilmiyorum. 20-25 milyon para verdiği söyleniyor. Ligin son maçlarında dağıtılan primler çoğu... Çıktığı söyleniyor. Şimdi ne oldu Sayın Tanju Başkan? Ne değişti? Ne değişti? Niye hayırdır? Tribündeki yerini mi değiştirdiler de bozuldu? Git taraftarın içinde seyret. Bak biz hazırlık maçı gibi Düzce Spor maçını orada seyrettik. Çok da güzeldi. Halkla iç içe olursun en azından. Arada bir taraftarın içine giriyor. Giriyor değil mi? Giriyor abi. Giriyor da işte yardımları ve destekleri olmadığı zaman ben bir belediye başkanının hani Bolu Spor için nereye giderse gitsin, benim gözümde bir değeri yoktur. Hoşçakalın. Yani küçük şehirlerde belediyelerin destek olması lazım kulüplere. Yani sonuçta birincilikte mücadele eden bir kulüp var ki zor şartlar altında mücadele eden bir kulüp var. Aşağıda Bolu Spor'un kullandığı bir katlı otopark vardı. Evet. Yıktı, berbat etti. Her zaman yaptığı şey tabii. Bolu'da da bir sürü şey yıkıp berbat etti, ayrı bir konu ama arkadaki yerde Bobes'e ait idi. Belediyenin arkasındaki. Madem orayı kaybettik. Bari burayı ver. Ciddi derecede geliri olan bir yer. Kulübe bir akar sağla. Yani yapılabilirdi. Yapılabilirdi. Yapar mı? Yapmaz. Yapmadı zaten. Başkasına kiraladı. Yapmaz. Orası. Yapmaz. Böyle bir şahsa kiralandı diye biliyorum. Kim aldı bilmiyorum da. Olabilir. Yorum yapmayacağım. Yani Bolu Spor'a bir katkın yoksa Bolu Spor'la ilgili konuşmaya da hakkın yok bana göre. Yani kendi Bey için. Şimdi bey demezsek hakarete girer. Sayın Tanju Bey diyelim hatta. Hiç hakarete girmez. Tabii doğru. Sayını da eklersek. Sayını da eklersek asla hakarete girmez. Ama sayını ekleme sebebimiz sadece hakarete girmesin diyedir. Bunda da söylemekte fayda var yani. Yani
Şimdi tamam bırak Tanju Özcan'ı bırak bir kenara bıraktım, bırakalım. Bıraktım. Şimdi onu bıraksın zaten. Biz kulübe geri dönelim. Onu bıraktık. Geri dönelim. Dönmeyelim, dönmeyelim. Unutalım gitsin. Yok biz kulübe geri dönelim. Kulübe geri dönelim. Kulübe geri dönelim. Yani... Şimdi kulüpte bugüne kadar yapılan yenilikler şöyle bir göz ucuyla değerli Hilmi kardeşim dedi ki sen abi şurayı yapılar gördün mü falan. Şöyle bir dışarıdan bir gözlemledim. Abi kulüp kulüp olmuş. Tabii canım tesis falan. Tesisler harika olmuş. Bunlar yapılırken eski olanlarda hani böyle çocukların duşlarda sıkıntı var diye sanıyorum tavandaki akıntıları duşa yönelttiler ki eski yönetim şakır şakır duş alıyordu insanlar geçerken. Öyleymiş. Ama şimdiki yönetim geldi kulüp kulüp oldu. Tabii canım. Ya abi geçen altyapı tesislerini gezdim oralarda mesela şu an yenileniyor. Ya, çoğu şey yapılmış. Ya abi eski halini hatırlıyoruz yani döküntüydü ya. Şimdi burada bakıyorsun kulübe temlik koyan, kulübe haciz koyan, kulübe gerekli şeyleri yapan ex yöneticiler için söylüyorum. Evet. Ya artık biraz da şu hacizleri, temlikleri ya bir çekin geriye birazcık. Ya şu kulüp bir nefes alsın. Şu an TFF'den para alamıyor ki. Alamıyor tabii. Gelen burası. Ben size şunu da söyleyeyim. Muhtemelen şeylerin pasolik üzerinden bilet paraları, canlı biletler, Düzce spor maçı. İddia ediyorum Sayın Kapoğlu ve Sayın Savaş'a bak. O yardım parasını ceplerinden ödediler. Oradan gelecek diye bekleyecekler. Ben öyle düşünüyorum. Yok ama açık bilet olarak satılsın. Açık bilet olarak satılsın. Kulübe giren her para birilerinin denetiminde değil mi? Şu an. Gerçi o da var doğru. Yani bu para nereden? El altın şey dıştan mı girdi? Ona da dokunulmaz abi. Ya o dokunurlar dokunurlar. Bunlar dokunur abi. O kadar da değildir şimdi, abi. Şimdi paraya baba demişler hakkındaki düşünce tarzım budur benim. Mesela Sait paraya baba dedi gitti Buca'ya. Öyle. Ha ben sevindim. Buca da görsün Sait'i. Sen zaten gitmesini istiyordun. Çok istiyordum. Hatta gösterme maçından sonra gelmedi orada kal falan demiştik. Aynen konuştuk. Yani yaradan bizim dualarımızı kabul etmiş ki Göztepe'ye gitmeden kaldı orada. Birazer başarılı olur mu? Bence olmasını bekliyorum. Olur yani, mu derken bunun şöyle. Tabii burada biz bu programı yaparken hani bir insanlara da birazcık mesajımızı verelim. Tabii. Şimdi önemli, Sayın Hocam öncelikle hoş geldin. Aynen. Doğru bir başkanım var başında. Çok ki böyle iyi bir başkanla çalışacaksın. Yani birçok kulüpte böyle bir başkanla çalışamazsın. Sana güvenen bir başkanım var. Benim Blazer Hocam'dan tek ricam var. Ekstra transferle kulübü daha fazla borca sokmadan elindekileri kullansın ki zeki bir oyuncu, 10 numara oynayan insanlar genelde kafalarını da kullanan insanlardır, zeki oyunculardır. Çünkü niye? Oyunu kurmakla görevlidirler, oyunu yönlendirmekle görevlidirler. Tabii ki bu da zeka işidir. Zeki bir insansın. Oynadığın oyun yerine göre söylüyorum. Tabii kendisini tanımıyorum. Ama istiyorum ki yeni yeni transferlerle başkanımı yormak yerine elindeki transferlerin mesela Alex bana göre 10 numara bir çocuk. Kullanabilirsin. Ne bileyim, Safa'yı kullanabilirsin. Özür artık dilerim, yani, sözünü kestim. Tabii. Diyorsun ki bu kadro yeterli. Bence yeterli. Yani Bolspor'un şu anki kadrosu Süper Lig'e çıkmak için yeterli bir kadro mu? Süper Lig'e çıkmak için bu mücadeleye yeterli bir kadro. Yani Süper Lig'e çıkar mı çıkmaz mı onu bilemem. Çünkü ciddi derecede bir şey farkı var arada. Yani çok büyük olmasa da alacağın önündeki 3 maç sana 9 puan alman halinde... Rakiplerine de sekte vermiş oluyorsun. Tabii ki de canım. Şu 3 maç oyunun çok yani 6'şar puanlık maçlar gibi düşünmek lazım bunları. Aldığın her maç 6 puan yazacak sana. Kaybettirdiğin 3 puanla birlikte onlara. Ha şimdi Muzaffer Hoca burada. Yani sanıyorum onun oyun tarzı da 4-2-3-1 olur, 4-1-4-1 olur bilemem. Yani o hocanın kendi düşüncesi. Ama elindeki oyuncuları doğru analiz edip önümüzdeki hafta maçımız var. Ondan sonra bir daha bay haftamız var. Evet, ondan sonra Tuzla deplasmanı. Yani ondan sonra Tuzla. İşte bu arada çözeceğine inanıyorum. Ki hatta ben derim ki gazete olarak bir hocamızı ziyaret edelim. Gidelim. Yani bir konuşalım, görüşelim, hoş fikirlerimizi beyan edelim. Söyleyelim yani hocamın biz dışarıdaki gözü olmaya varız yani. Sait Bey'in de dışarıdaki gözüydük. Ama o dışarıya ve içeriye gözleri kapalı baktığı için pek laf söz dinlemiyordu, ben biliyorum diyordu falan. Sonra geliyor başkana diyor ki işte enerjim yok, işte ben fayda sağlayamayacağım. Bahaneler. Ha, aldığın 34 puanın senin çok başarılı olduğundan almadın. Oyuncuların çok iyi istediği için aldın. Ne zaman ki oyuncularını küstürmeye başladın, puanları kaybetmeye başladın. Aynen, takım 3 haftada bir daldı ya.
Yani 9 puan yerine 8 puanı kaybettin, 1 puanla yetindin. Edebiyat enerjinin bitecek tabii. Senin enerjin yoktu ki. Sana enerjiyi birileri veriyordu. Başkan veriyordu, yanındakiler veriyordu, futbol şube sorumluları veriyordu, taraftar veriyordu, futbolcuların veriyordu. İşte enerjinin çabuk bittiğine göre demek ki atalarımızın bir sözü vardı ya. Sokma akıl iki adım gider. Ne akıl? Sokma akıl iki adım gider. Evet. Bu laf çok eski bir laftır. Pis bunu sayabilirsin. Güzelmiş yani. Tabii canım. Güzel bir laf. Ya sokma akıl nasıl bir şey oluyor abi? Yani entegre ediyorsun. Diyorsun işte böyle 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 yap diyorsun. Ama iki hafta sonra bitiyor. Şimdi deniyor ya. Akıl şey değil ki beynimize sokalım diye. Değil mi? Doğru, o da var. Aynen. Böyle bir şey. Yani bizimki sadece akıl demeyelim. Bizim aklımızdan geçen fikrimizi kendisine vermeye çalıştık. O adam işte iki hafta gitti, iki hafta sonra bıraktı. Sonuçta böyle. Ha yeni on numaramız bence şey, Safa olabilir. Safa zaten on numara. Ya, o belli. Olabilir. Belli abi. Bu hocamıza daha rica edeceğiz artık işte. Bregu iyi bir yer olsun. Ben sol bek oynatmaktan yanayım. Bregu. O zaman nasıl dışarı çıkarsın abi. Tamam fark etme işte aynı şeyi söylüyorum. Yani dışarı çıkarsın abi. Hayır, sol bek, sol bekimiz var ya yediye olarak ya niye taktın sen bu Bregu'ya ya? Bir şey yapmadığı için olabilir mi? Ya var, başka oyuncular da var bir şey yapmayan. Geliyoruz işte. Hakan Bilgiç. Mesela 17 numara. Abi adam hiçbir şey yapmıyor. Ha mesela. Ben derim ki Zahit'i sağ beke adapte etmesinde fayda var. Eski yerine dönsün çocuk. Kesinlikle. Hakan'ın da biraz yanda oturmasında fayda var. Çünkü yandan öne geldi, bir işe yaramadığını gösterdi. Yani Zahit oynasın. Zahit'i kazanalım derim sayın hocam. E bu arada Ensar var. Ensar'ı kazanalım derim. Alex iyi bir santrofor. Bence benim Alex, izlediğim kadarıyla Alex'i kullanalım, Alex kazanalım derim. E hocamız da dinlerse canım artık ya. Dinler, dinlemez kendi bir şey. Ama sonuçta eğer bu takıma 12 haftayı riske eden bir hoca olarak geldiysen ki 12 haftalığına herkes gelmez. Ben iddia ediyorum bütün hocalar 1,5 senedir, 2 senedir isterler. Ciddi paralar isterler. Ama onların çünkü bir başarıları var. Aç değiller başarıya. Muzaffer Hoca başarıya aç. Umarım doğru adımlarla playoff oynar ve o başarıyı yakalar. Oynar mı playoff? Oynatır diye düşünüyorum. Oynayabilir. Bu takımın oynamaya şeyi yani var. Yani şöyle, imkanı var. Kadroya baktığın zaman. Savaş Başkan basın açıklamasında dedi ki zaten 34 puanımız var. İki takım ligden çekildi. Oradan alacağımız 6 puanla 40 puanımız var dedi. Evet. İki takım düşüyor. Biz zaten ligde kaldık dedi. Kaldım. Benim hedefim dedi playoff oynatmak bu takıma dedi. Olabilir. Başka hikayeler yazacağız dedi. Bence doğru söylüyor. Yani Savaş Başkan'ın inancıyla hocanın inancı birleşirse neden olmasın? Yani niye çıkmasın yani şu takım süper? Bir başkan bu kadar istekliyse hocası da bu kadar istekli olmalı ki taraftar da buna istekli. Geriye ne kalıyor abi? Bu hamuru yoğurup pastayı yapmak kalıyor yani. Onu da yapar. İnşallah. Yani çıkalım abi şu takım Süper Lig'de olsun ne güzel olur ya. Yani mesela şimdi aldığımız oyuncularımıza bakıyorum. Bu çocukları iyice adapte ettiğin zaman ki edebilir hoca. Çünkü futbolun içinden gelen hocalar da eğer burnu büyük değilse. Valla ben çok karakterli bir hoca olduğunu duydum. Ya ben ne da öyle geldim. Ben öyle duydum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öyle eğer burnu büyük, gibi burnu büyük değil, birisi çocuklara değilmiş. Yukarıdan bakmayın. Yerine göre davranarak ki onu da yapacağına inanıyorum. Başarılı olur diye düşünüyorum. Yani kariyer anlamında evet belki çok geçmiş büyük bir kariyeri yok ama dediğiniz gibi başarıya aç bir hoca. Bir de yani gerçekten karakterli bir hoca olduğunu duydum. Peki bana gelen duyum her şekilde. Zaman söylüyorum kariyerle ilgili konuştuğumuzda bizde bir hocamız vardı. Neydi? Adını unutuyorum. Hocanın da genç bir çocuktu. O İstanbul takımlarından birini çıkarmıştı bizim lige. Onun adı aklıma gelmedi. İleride gelirse söylerim. Buna bakarsanız şey vardı Hakan. Giresun hocası. Hakan Keleş. Giresun'a gittiğinde bir kariyeri mi vardı? Hayır, bir yardımcı hocalıktan oraya gitti. Ne oldu? Kariyerini orada ispatladı. Neden Muzaffer Hoca ispatlaması mı burada? Niye de olabilir? Elinde imkan var. Tesisler 10 numara. Artı halk Boluspor'a aşırı bir bakışı var. Her ne kadar hani bazı firmaların
Boluspor'a bakışının az olduğunu bilsek de. Ha o firmalar da bence birileri tarafından yönlendirilebilir. Yani yerel yönetim, vali bey olabilir. Hani Tanju Bey belki kendisinin belediye olarak katkısı yok ama belki A ya da B kuruluşlarına gidip ricada bulunabilir. Tabii yani ricasını firmaların ne kadar değerlendirirler onu da bilemem tabii de. Ama abi bir tane Boluspor var yani millete destek olsun. Bırak da yapsınlar yani. Bırak da evet. Yani. Bir tek kişiye yıkılmaz bu takım. Savaş başkan kadar değerli bir başkana bu kadar yüklenmez abi. Çünkü zor şartlarda, borç batağında bir kulübü başkan olarak almak, talip olmak, bu da mutlaka büyük bir ihtimal adım gibi eminim, Tanju gibi birkaç kişinin telkinleriyle olmuştur ki biz sana destek vereceğiz diye sonra desteği vermemişlerdir. O zaman ben burada şunu derim. Savaş başkan sen büyük adamsın. Seni yönlendiren yalakalara istinaden sen adammışsın derim. Çünkü geriye çekilmişler. Bak belediyeden bir katkı yok. Niye yok abi belediyeden bir katkı? Geçen sene kongrede Abat öyle bir şey söylemiş yanlış hatırlamıyorsam ya. Eski başkan. İşte Tanju Özcan'ın ilk başta... Keselim mi? Abi kusura bakma. Bazı insanlıktan nasibini almamışlar yüzünden kesmek zorunda kaldık kısa bir süreliğine. Bana bir dış etmen diyelim daha doğrusu. Boş ver artık ne derse çok şey söylenir de. Susuyorum abicim zaten sinirlerimi hoplattılar. Yapacak bir şey yok onlar neyse, da gençler yani. Biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Gençlerin abi. Arpası fazla geldiğinde kişnemeleri çoğalır. Aynen öyle bunların arpası fazla geldi abi. Doğru söylüyorsun. Ne konuşuyorduk onu da hatırlamıyorum yemin ediyorum şu an. Vallahi çok da hatırlamanın önemi yok. Bizim bu saatten sonra düşüneceğimiz... Şey değinecektim ya ben. Kaleci antrenörüne. Atacan geri geldi. Kardeşimiz. Bizim eski kalecimizdi. Evet. Çok da güzel zamanlar oldu Bolu'da. Ve çok da güzel bir kaleci kardeşimizdi. Aynen. Hatta ben onun o zamanlarında sanıyorum biz Express'te yazıyorduk. Evet. Bir maç performansımız çok kötü. Yani başlık şöyle oldu bende. Atacan sen hangi topu tutacaksın? Güzel başlık olmuş aslında. Bugün çok kötü bir maçtı ama Atacan'ın suçu değil. Ön berbat. Orta saha berbat. Ya yol geçen anı gibi gelen geçiyor. Gelen geçiyor. Atacan da artık birkaç pozisyon sonrası. O da yani bıraktı Atacan'ın, kendini. Atacan'ın yediği bazı hatalı goller vardı ama. Olabilir. Genel ama anlamda gerçekten Bolu Spor'da oynadığı dönemde gerçekten çok. Atacan Bolu'ya çok şey verdi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ha bundan sonra da ya hoca antrenör yani kaleci antrenör olarak çok çok daha iyi şeyler verecek. Çünkü gidenin kaleci antrenörünün şut isabet yüzdesi %0'dı. Beraber görmüştük işte abi hazırlık maçı yani, öncesinde yaptığı ya ortaları şey gördük. Yok ya. Şimdi adam şut çekiyor kaleye. Şimdi ha ben şunu da düşünüyorum tabii. Acaba diyorum o hoca yani şimdi Sait'in hocası. Acaba diyorum hani dışarıya giden topları tutsun diye mi kalecileri antrenman yaptırıyor? Doğru anlamış de değilim yani. Yani bakış açısı gidiyordu. Kaleci antrenörünün bakış açısı ama Atacan iyi bir kazanç. Kesinlikle. Atacan'ın Muzaffer Hoca ile olması artı bir değer bence. Sanıyorum başkanın Muzaffer Hoca'dan yani Muzaffer Hoca'nın alınması ile ilgili Atacan'ın da destekleri olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Aynen. Çünkü Atacan hocasına güveniyordur. Başkan da tanıdıkları insanlar oldukları için. Başkanı da lanse etmiş olabilir. Ha doğru bir karar verilmiş. Şöyle de bir durum var abi. Şimdi hani sürekli hocaları eleştiriyoruz aslında. Aslında arkasındakilere de bakmak lazım. Yani antrenörlerine işte yardımcı antrenör, kondisyoneri, ne bileyim kalecisi, antrenör hepsine bakmak lazım. Vallahi bir olarak ben yazılarımda hep ya yanda oturanlar diye yazıyorum ya. Hepsini yazıyorum diyorsun. Evet, toptan bendeki abi. Yani para kendi satışı yok zaten. Hoca ve teknik heyeti. Değerlendirirken bitti öyle abi. Değerlendirmek lazım zaten. Bak hocanın teknik heyeti, bak Sait'in o takımında sadece ekibinde bir kardeşimiz vardı. O tribünden izleyen. Takip eden maçları takip işlerden. Eden. Neydi o çocuğun adı? Orhan Bey'di sanıyorum. O takip ediyordu. Dışarıdan daha iyi görüyordu. Çünkü Sait Hoca sanıyorum boy uzun. Saha oval. Tam göremiyordu ya da gözde bir sıkıntı vardı. Şey gibi, Selmani gibi, miyop olabilir. Ben de miyopum. Gözlüksüz göremiyorum mesela. Uzağı tabii. Ama hocaların uzağını görebiliyorum. Yani geleceklerini. Biraz, çok erken yazıyorum ama Reha Bey zamanında da Savaş Başkanım önce kızmıştı bana. O zaman da çok yazmıştım. İşte ben bu hocaların karakter tahlillerini sanıyorum benim laboratuvarı iyi tahlil yapıyor abi.
Yani Sait'in paracı olduğunu, Reha'nın bilgisiz olduğunu. Aynen, sen bunları zaten yazılarda belirtmiştin. Hep yazdık yani. Sonuçta. Yazılarda sürekli belirtmiştin. Hani bakmakla görmek bizimki. Tabii bakmakla görmek arasında fark var abi zaten. İşte biz orada dengeyi sağladık. Yaradan'ın verdiği bir de analiz şeyi var bende, insan analizi. Mesela az önceki çok ses yapan arkadaşlar ne dedik? Arpası fazla gelmiş. İşlemeleri yüksek çıkıyor, yapacak bir şey yok. Ya bir de saygısızlık yapıyorlar sizin. Ya bütün konsantrasyonumu bozdun abi zaten. Yani şu an çekiyoruz ama programı. Yok yok, konsantrasyon niye bozuluyor yani? Yani sinir ettiler abi insanı. Yani terbiyesizlik yapıyorlar. Tabii gibi. İşte burada da şu söz giriyor. Ehli keyif ediyor, keyif verir kahvenin kaynaması. Eşeği baştan çıkarır, sıpanın oynaması. Şimdi seninki ona dönüyor. Sonuçta. Yani bu sözleri de arada bir atalım da belki kültürümüze tekrar kazandırırız. Doğru söylüyorsun ama bunlar önemli sözler, atasözlerimiz yani. Yani böyle bir şey yok. Şimdi bu gençler kişnemeselerdi, sen bir büyük olarak kızacak mıydın? Hayır. Konsantrasyonun bozulacak mıydı? Hayır. Çünkü ciddi bir ses geldi. Evet. Yalnız arkadaşların ofisleri sanıyorum ne, mimari sanıyorum onlar herhalde halk kurusu falan mı yapacaklar? Ne yapacaklar? Bir çaba orkestra kuruyorlar herhalde abi. Sanıyorum. Mimarlar ama ses geçirgenliğinden alakalı. Darbukatör varsa gelirim yardımcı olarak. Çabuk diyelim. Şimdi biz hocamıza başarı dilerken aynen, bir şey daha söylüyorum. Söylemiştin. Yani, hakikaten gazan mübarek olsun hoca. Zor bir dönemde aynı savaş başkanının kulübü aldığı gibi zor şartlarda bir kulüp alıyorsun. Kendi transferin değil, kendi transferin olmamasına rağmen gelip güvenerek bu yola çıkıyorsun. Yaradan yolunu açık eylesin hocam diyorum. Amin. İnşallah başarılı da olur. Ben inanıyorum olacağına. Yani çünkü başarıya aç insanlar böyle kulüplerde daha iyi can bulabilirler. Bolu Spor'un, Bolu'nun yine bu heyecanı yaşamaya ihtiyacı var aslında. İhtiyacı var. Çok iyi olur bence. Tekrar bayrakların asılmasını diliyorum ben. İnşallah diyelim abi. Playoff oynarsak Bolu Spor için, Bolu için çok güzel olacaktır. Playoff'a doğru gitmeye başlarsak Bolu halkı yine bayraklarla şehir donanır. Tabii ki de kesinlikle. Ki bu motivasyondur. Hani hocaya diyoruz ya başarıyı aç diye. Evet. Bolu da başarıyı aç. Bolu hasret. Bolu başarıyı hasret artık. Bir kere yakaladı. Yıllar önce. Yıllar önce. Onda da işte 6 hafta kala iç ve dış etmenler evet. Yüzünden başaramadı. Ama her yer bayraklarla donatıldı. O günlerde buraları bayraklarla donattıran hoca şimdi bir ligde görev almıyor bu ligde. Kimdi o zaman abi? Manisa'dan ayrıldı. Levent Hoca. Doğru, Levent Hoca'ydı. Şimdi bakıyoruz şey vardı bizim eski Galatasaraylı Cihat Arslan. Cihat Arslan zamanında da bir şeyler doğru giderken bir şeyler yanlışa döndü. Sonra Cihat gittiği takımdan Bolu'ya geldiği zaman deplasmana bize geldiler. İlk golü onlar atmıştı. Ellerini havaya kaldırdı. İlahi adalet demişti. Ya bakın böyle güzel hocalar da geldi gitti bize. Evet. İnşallah Muzaffer hocamıza başarı olur. Bolu sporumuz başarı olur diyelim. Yıllar sonra bir ilki başarır. Programımızı sonlandırdık. Cihan'a kız buldum. Nerede? Buna pis fırın derler koçum.